Nevşehirli pazarcılar ve üreticiler veryansın etti. Yerel üreticiler mazot ve gübre fiyatları hakkında mikrofonlarımıza konuştu. Vallahi ben hem üreticiyim hem çiftçiyim hem esnaflık yapıyorum. Size şöyle izah edeyim. 20 yıldan beri yeşillik üreticisiyim. Nevşehir'in en büyüğü biziz. Yıllardır 10 yıldan beri 1,5 TL'ye maydanoz satmaya çalışıyoruz. Şimdi benim tarafımdan baktığınız zaman mazot 7,5 lira. Elektrik, tarımsal sulumu elektrikle suluyorum. Sene zarfı içerisinde %60 zam geldi. Gübre 2300 liraya aldığımız ton şu an ton bazında 6000 liraya dayandı. Tarım ilacı keza %100 üstüne koydu. Ama biz üretici olarak ürettiğimiz malları aynı fiyata satmaya çalışıyoruz. En basit siz başörtünüz bile 100 lira 150 lira bandında ama biz sattığımız ürünler bu para. Müşteri tarafına geçtiğimiz zaman pahalı. Neye göre pahalı? Bir örneğini sunayım size. Poşetin kilosu şu an 20 TL. Maalesef devletimiz Migros, Şok, büyük marketlerden 50 kuruşa size satıyor. Biz pazarlığı bedavaya veriyoruz. Senelik belki benim giderim 10 milyarla 15 milyar arası. Benim kazancımdan poşete gidiyor. Nasıl çıkacağız işin içine ise soruyorum. En basit pazara şöyle dönün bir bakın. Bugün pazartesi. Bomboş bak. Pandemiden dolayı kimse pazara gelmiyor. Hiçbir para kazanmıyor ki biz hiç. Aynı fiyat, aynı bir biber 2 liraya 3 liraya olur mu? Olmaz. Ama yok gübre, mazot, ceyran, para geldi mi onlar pahalı. Bizlerki geldi mi ucuz. Ne öğrecek bunları? Buna bir hükümet el atsa ne olur? İyi olmaz mı? İyi olur. Ama yok. Baktık. Baktık öyle baktı. Çiftçinin işi bitiyor. Yağmur da yok, yaş da yok. Bitti. Öyle. Daha ne diyecek hükümete başka bir şey diyemiyor. Hiç iyi değil abla, mazıdımızı karşılamayacak bu sattıklarımızla. Talla icar mı? 7 milyonu geçmiş mi mazıt? Ondan sonra buraya veriyek 1,5-2 milyar, 2 aylığına. Poşete veriyek 7,5-12,5 milyon. Neyle fiyatlar bulacak? Niye derdimizi açtınız şimdi durup niye açtın bizim derdimizi? Süreci daha çok değil. Onu hiç. Yok çok zor, çok zor. Bu yıl daha zor. Ürünlerimizden istediğimiz fiyatı satamayak. Satsak vatandaş alacak gücü yok. Bizim de sattık mıydı, ucuz verdik miydi kendi ürünümüz karşılayamayak sattıklarımızı alamayak, gübre alamayak, mazot alamayak. Öyle. Siz hangi köyden geldiniz? Ayhan köyündeniz biz. Buranın köylüğünden geldik. Nevşehir'in köylüğü, Avanos'un köylüğü, Ayhan köyü. Doğal, organik yetiştirdiğimiz ürünleri istediğimiz fiyata satamayak. İşte böyle durum. 4 kilosu 10 liraya verdiğimiz hepsinden ben ne kar edeceğim? Kışın 10 milyona biber alırsın ama şimdi 2,5 lira biberin kilo, 2 lira kilo. Diyorsun bu köylü. Köylünün ürünü çıktığı zaman köylü hepsi bitiyor. Diyor. Yapacak bir şey yok ama. Heh, yok yapacak bir şey yok. Allah her şeyin hayırlısını versin diyelim. Gübre çıkmış, almış başını gidiyor, mazot almış başını gidiyor. Sen sat 2,5 milyona. Ben ne kazanayım? Benim emeğim nerede? Buradan varacağım tarlaya, büyük motorla mazot alacağım, su sulayacağım. Bunlara yeterli suyunu veremeyeyim. Mazotun yetişemeyeyim, mazota gübreye ki. Yetişemeyeyim.